Merhaba sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, bu dersimizde Atatürk ilke ve inkılaplarından inkılaplar kısmını işleyeceğiz. Bunlar da siyasal alanda yapılan inkılaplar, hukuk alanda yapılan inkılaplar, toplumsal alanda yapılan inkılaplar, eğitim alanda yapılan inkılaplar ve ekonomi alanda yapılan inkılaplara kısaca bakacağız. Siyasal alanda yapılan inkılaplara baktığımızda saltanatın kaldırılması 1 Kasım 1922, Cumhuriyet'in ilanı 29 Ekim 1923, halifeliğin kaldırılması 3 Mart 1924. Siyasal alanda yapılan inkılap Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde 1919 yılında başlayan Ulusal Kurtuluş Savaşımızın 1922'de tamamlanmasıdır. Osmanlı Devleti yöneticileri bu savaşın önderleri hakkında ölüm fermanları imzalamaktan çekinmemişler. Kurtuluş Savaşı bittiği zaman bir yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti, öte yandan da Osmanlı saltanatı vardır. İki meclis ya da iki devlet aynı anda olmayacağı için Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Kasım 1922 günü kabul ettiği bir yasayla saltanat dönemine son vermiştir. Daha sonra ise 1921 Anayasası'ndaki değişiklikler yapılmış ve 29 Ekim 1923 günü Türkiye Devleti'nin hükümet şekli olan Cumhuriyet kabul edilmiştir. Hukuk alanda yapılan inkılaplara baktığımızdaki en belirgin olanı Türk Medeni Kanunu'nun kabulü ve devamında gelen yeni alandaki inkılaplar, şerriye mahkemelerin kaldırılması ve yeni mahkemeler teşkilatının kurulması kanunu ki 8 Nisan 1934 Türk Medeni Kanunu'nun kabulüdür. 17 Şubat 1926. Hukuk alanındaki inkılaplara baktığımızda Cumhuriyet öncesi yargı işlerinin din adamları tarafından görüldüğü bilinmekteydi. Kadı adı verilen yargıçlar din kurallarına göre karar verirler. Hukuk alanında yapılan değişikliklerle eski mahkemeler kapatılmış, eski yasalar yürürlükten kaldırılmış, uygar ulusların yasaları örnek alınmış, boşanma, miras, ceza hukuku yeniden düzenlenmiştir. Hukuk devrimiyle ilgili kadın erkek arasındaki eşitlik sağlanmış, miras konusunda kadın ve erkek eşit pay almaya başlamıştır. Kadınlar da erkekler gibi seçme ve seçilme hakkına kavuşmuştur. Bir diğer inkılap alanımız ise toplumsal alanda yapılan inkılaptır. Toplumsal alanda yapılan inkılaplara baktığımızda Şapka Kanunu'nun kabulü ki 25 Kasım 1925'te tekke ve zaviyelerin kapatılması ve çeşitli ünvanların kaldırılması 30 Kasım 1925, yine saat takvim hakkındaki kanunun kabulü 26 Aralık 1925, yine Hicri ve Rumi uygulamalar kaldırılarak yerine miladi Alaturka saatin getirilmesi ki bu da çok önemlidir. Ölçü kanunu 1 Nisan 1931 ve kilometre, işte kilogram, metre gibi durumların ortaya konmasıdır. Toplumsal alandaki inkılaplara devam edeceğimizde lakap ve ünvanların kaldırıldığına dair kanunun, bazı kisvelerin giyinemeyeceğine dair kanun ki bu kanuna din adamları hangi dine mensup olursa olsun mabet ve ayinler dışında ruhani kisve giysi taşımaları yasaklanmıştır. Soyadı kanunu ki Haziran 1934'te kadınların medeni ve siyasi haklara kavuşması medeni kanunla sağlanan haklardır. Belediye seçimlerinde kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması 1930. Anayasada yapılan değişiklikler kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkının tanınması 1934'tür. Arkadaşlar, toplumsal alandaki inkılaplarda Atatürk ulusumuzun uygar uluslar düzeyine ulaşması için sosyal alanda da köklü değişiklikler yapmıştır. Yeni okullar açmış, hastaneler, dispanserler kurulmasını sağlamıştır. Güzel sanatların gelişmesi için gerekli girişimlerde de yine bulunmuştur. Konservatuvarlar kurulmuş, stadyumlar, spor alanları, kapalı spor salonları da yapılmıştır. Uygar bir toplum için gerekli duyulan tüm sosyal kurumlar Atatürk döneminde açılmaya başlanmıştır. Bir diğer inkılap alanımız ise eğitim alanında yapılan inkılaplardır. Eğitim alandaki inkılaplara baktığımızda Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabulü ki 3 Mart 1924'te bu kanunla Türkiye dahilindeki bütün bilim ve öğretim kurumları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmıştır. Yeni Türk Alfabesi'nin kabulü ve tatbiki kanunu ki 1 Kasım 1928'dir. Türk Tarih Tetkik Cemiyeti'nin kuruluşu ki 12 Nisan 1931. Cemiyet daha sonra Türk Tarih Kurumu adını almıştır ki 3 Ekim 1935'te kültür alanında yeni bir tarih görüşünü ifade eden kurumun kuruluşuyla ümmet tarihi anlayışından millet tarihi anlayışına geçilmiştir. Yine bir diğer maddemiz Türk Dil Tetkik Cemiyeti ki bu
12 Temmuz 1932 yılında kuruluyor. Cemiyet daha sonra Türk Dili Kurumu'nun adını almakta 24 Ağustos 1936 yılında. Kurumun amacı Türk dilini ve özgüvenliğini ve zenginliğini meydana çıkarmak, onu dünya dilleri arasında değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmektir. Son olarak da İstanbul Darülfünun'un kapatılması Milli Eğitim Bakanlığı'nca yeni bir üniversite kurulmasına dair kanundur. 31 Mayıs 1933 İstanbul Üniversitesi 18 Kasım 1933 günü öğretime açılmıştır. Eğitim alandaki inkılaplara bakıldığında Osmanlı Devleti'nde eğitim sistemi dinseldir. Mahalle okulunu bitirenler isterlerse öğrenimlerini medreselerde sürdürürlerdi. Medreselerde genel olarak dini bilgiler öğretilir ve öğrenim kurumlarında tekniğe, bilime önem verilmezdi. Medreselerin yanı sıra imparatorun devlet işleri için kurulmuş Endrun adı verilen saray okulları vardı. Çok sonraları Tanzimat döneminde ortaokul dengi Rüştiye, lise dengi İdadi ve Sultaniyeler açılmıştır. Daha sonra tıp, harp okulu, mülkiye okulları kurulmuş. Cumhuriyet döneminde dine bağlı eğitim sistemi son verilmiş. Eğitim kurumlarında bilimsel yöntem ve ilkelere dayalı eğitim çalışmaları başlamıştır. Tüm okullar bu ülkelere göre yeniden örgütlenmiştir. Atatürk eğitim öğretime çok önem vermiş. Bilgisizliğe kısa yoldan çözmek, okuma yazmayı kolaylaştırmak amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Kasım 1928 tarihinde yeni Türk alfabesi yasasını kabul etmiştir. Bu yasa ile zaten okuma yazma oranının Osmanlıca'dan Türkçe'ye geçilmesine kolaylık verip daha hızlı okuma yazma oranı artırmak düşünmüştür. Bir diğer inkılap alanımız ekonomi alanında yapılan inkılaplardır. Ekonomi alanında yapılan inkılaplara baktığımızda Lozan Paris Anlaşması ile yabancı oyunculuklara tanınan kapitülasyonlar, ayrıcalıklar kaldırılıyor. Ülkemiz kendi zengin kaynaklarına sahip çıkıyor. Her alanda devlet öncülüğü etmeye başlayıp bankalar, fabrikalar kuruluyor. Modern tarım çalışmalarına başlanmıştır. Yollar, özellikle demir yolları yapımında büyük çaba gösterilmiştir. Böylece yurdun en uzak yerlerine ulaşım daha da kolaylaşmıştır. Ekonomik bağımsızlığımız kazanılmıştır. Ekonomik alanda sağlanan bu başarılar sonucu yurdumuzun bayındırlaşması, ulusumuzun zenginleşmesi kolaylaşmıştır. Halk için ağır bir yük olan aşar vergisi kaldırılıp çağdaş vergilendirme yöntemleri uygulanmaya başlanmıştır.